Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Internet Chess Club ICC üzerinde 3 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Lestri. Lestri'yle daha önce çok fazla oynadım. Bana karşı skoru oldukça iyi. Sanıyorum Alexa Strikovic rakibim. Bu sefer atla 7'den çıkalım. En son at C6'dan çıkmıştık. Bakalım bizi nereye götürecek. Hemen alalım o zaman. Strikovic'in açılışta çok enteresan fikirleri oluyor. O yüzden oynaması çok eğlenceli onunla. At C5 oynadım. Tabii David kendi bir açmaz var ama. Bakalım ne olacak. Evet, vezir C2 kare D1'li setup burada ne kadar uygun çok emin değilim. At G4 oynasak nasıl olur mesela? G4 enteresan geldi ama bunu koruyor. At G4 çok bir şey vermiyor gibi. Peki. Bakalım ne yapmaya çalışacak. B4 hamlesinden çekinmiyorum. A5 sürmedim. B4'e at A6 döneceğim. Peki H5, H6 oynayalım. Belki H5 olabilir diye düşünmüştüm ama. Bilemiyorum. Belki at G5 gibi fikirleri zorlayabiliriz. Rakibin şah kanadında piyon sürüşü yapmasını istiyoruz. Evet, alırsa alacağız. Problem yok. Evet, şimdi at G5 oynarsam ne olur? At G5 H4 mu oynuyor acaba? H4 oynamasından rahatsız olmayacağım. Piyonu istiyorum. Belki daha sonra vezir C8 oynayabiliriz. Bırakmayı tercih etti. Peki. Vezir C8 oynasam. Ya da vezir C8 oynamayıp vezir C8 oynayabiliyorum. Sorun değil. Evet, şimdi at G4 istiyoruz. Şah konumu biraz zayıf olduğu için bundan faydalanabiliyoruz. Rakip atı düşürmeye çalışıyor. Ama daha fazla taşla saldıramıyor. Fil F3 belki oynayabilir. Ama C5 piyonunu almak mümkün benim için. Fil F3, fil G4 ama fil geri kaçıyor. Fil G2 oynuyor, fil H1 oynuyor. At G4 kaçacak. Bakalım nasıl olacak. Alamıyor çünkü vezir düşüyor. Peki. Görelim. Neler olabilecek? Bilemiyorum. Evet, şah pozisyonu bizim de zayıfladı ama kalite kazandık ve problem yok gibi görünüyor. F5, F5 oynayabilir. O yüzden hemen taşları azaltmakta fayda var. Evet, belki biraz fazla kabaca değiştim taşları ama biraz zaman problemini de yaşıyorum. Hala bir sorunumun olmaması lazım. O piyonu düşürmem gerekiyor. Çünkü şahı da zayıf rakibimin. Bunu da alacağım. Ne olacak? Bunu kaybetme ihtimalimiz yok değil tabii ki. Çünkü zaman sıkıntısı var. Ama D6 piyonunu düşürdüm diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Kale D6 alacağım şimdi. Aman Allah'ım. Bunu hiç görmedim. Oo. Çok fena oldu. Çok fena oldu. Tutma şansımız var mı? Tutma şansım da yok. Kesinlikle istediğim bir şey değil. Evet. Çok şanssız bir şekilde mat oldum. Ama tamam. Kabul ediyorum yenilgiyi. Gerçekten güzel bulduk. Kale G5 çok güzel buldu. Ama biz analiz edelim. Evet. Strikovic'le daha önce de pek çok parti oynadım ve çok
iyi bir Yıldırım oyuncusu açıkçası. Tam bir kabus gibi. Bunun gibi şeyler daha önce de elde ettim diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, makine analizini de incelemek istiyorum bir yandan. Aslında buraya kadar olan kısmı çok kabaca belki inceleyebiliriz. Ben de açılışın inceliğine çok hakim değilim çünkü çok oynadığım bir varyant değil bu. Daha önce at C6 oynamıştım ilgili pozisyonda. Bu at C6 varyantını ağır partide de kullandım. Ama at D7'ye dair fikrim tabii ki sadece klasiklerle sınırlı. O yüzden çok bildiğimi söyleyemem. Ancak rakibimin seçtiği setup da enteresan, kurulum. Burada siyahın kısıtlı merkez kontrolüne rağmen aktif karşı oyun şansları var. G7 filinin gücünü de kullanarak. Ancak beyazın tabii ki merkezdeki alan hakimiyeti tartışmasız ona bir üstünlük veriyor. Evet, burada kapalı pozisyonda manevra yapmak için B4 hamlesini engellemiyorum. A5 ile engellenebilir bu her zaman. Ancak ilk fikrim rakibin H3 piyonuna saldırmak. Bu yolla filin çaprazını açmak ve bekle gör taktiğiyle oynamaktı. Ancak rakibim çok iyi tepki vermedi. Ben burada H4 hamlesiyle zayıflatmayı düşünüyordum ama at H3 oynamak istemiyordum çünkü o zaman at oradan çıkmıyor. At yine olduğu gibi geri dönecektim. Ve belki F4 sürmesini bu yolla engelleyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü F4 sürerse bu sefer G4 kalesi zayıflayacak. Atımı oraya gönderebilirim. H4 sürüşü nedense işime gelir diye düşünüyorum. Daha sonra H5 fikriyle. Ama rakibim burada ya görmedi ya yanlış hesapladı bilemiyorum. Bundan sonra atımın düştüğünü düşündü ama her zaman yeterli kaynak var siyah için. Bundan sonra piyon fazlayız ve tek yapmamız gereken taşları değişmekti. Ancak rakibim burada bir hata daha yaptı. Ve bunun üzerine bir kalite kaybetti. Ancak ben nasıl başardıysam pozisyonu kaybettim. Evet. Belki buradan itibaren düşünmek lazım. Özellikle at F6 ve vezir F5 oynadım. Bundan sonra düşünmek lazım. Evet. Alarak hata mı yaptım? Acaba at D5 hamlesi bu kadar etkili mi? Ondan da emin değilim. Makine hala siyahlara kazanç veriyor. Evet. Hala bir problem olmaması lazım. Çünkü siyahın zayıflamış şah kanadından faydalanmak o kadar kolay değil. Ancak ben F5 hamlesine doğru karar verememiş oldum. G5 hamlesi F6 ile yanıtlandı ve benim için tehlikeli oldu. Açıkçası vezir B6 hamlesi çok yanlış. Çünkü şu anda kale G5 hamlesini istemiyor. Çünkü vezir G6 en son kapatabiliyorum. Örneğin boş bir hamle yaptığımı varsayalım. Tabii ki boş bir hamle yapmak iyi değil ama bu fedanın olmazlığını göstermek istiyorum. Vezir G6'dan sonra soruyor. Ancak tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Örneğin böyle bir hamle yaparsak makineye göre flash 3 oynuyor ve kareyi sıkıştırıyor beyazlar. Oldukça şansları oluyor. Bu yüzden sanıyorum bu tehdidi görmek lazım. Kale E8 oynayarak hem kalesini aktifleştirmek istiyor siyah oyuncu örneğin kale E6'dan. Hem de flash 3 hamlesine kale geri kaçmak istiyor örneğin böyle bir hamlede. Hem de aynı zamanda kaleye bir gibi bir fikri var. Örneğin alınırsa mat ediyor. Tabii ki bu bilgisayarın devam yolu. Ben bunu o kadar detaylı incelemedim. Ancak tabii ki rakibin tehdidine cevap vermek yeterliydi. Ancak F6'dan sonra vezir B6 hamlesinin hatasını çok hızlı gördü. Bu hamleyi 2 saniye düşündü zaten. Ve hemen bitirdi. Ardından tabii gelen hamle de kale G8 hamlesi de süper. Çünkü siyahın bütün ağır taşları G7'den gelecek mata karşı seyirci. Piyonları gördüğünüz gibi muazzam bir iş yapıyor ve siyah taşların dönmesini engelliyor. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.